Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Yine bu videomuzda yine Skype'ımı parçalayan bir soru üzerine çekiyorum arkadaşlar. Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nı arkadaşlarınızla nasıl oynarsınız sorusu arkadaşlar. Henüz insanlar şunu istiyor. Ben Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nı bir arkadaşıma beraber karşı karşıya Street Fighter gibi gelelim abi. Aduk atalım, birbirimize vuralım tarzında isteniyor. Bunu arkadaşlar telefon ortamında bu kısmını yapamıyorsunuz. Ama eski Atari konsolları tarzında olan bölümü var. Türkiye'de yok tabii ki ama Amerika'da var arkadaşlar. Amerika'da normal Atari tarzında, eski Atari tarzında var. Kollarla oynayabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar telefon formatında bunu oynayamıyorsunuz. Peki telefon formatında bunu nasıl oynayabilirsiniz arkadaşlar? Şu anda bunu tabii ki kendinize bir rekabet yapıp işte en çok krediyi kim kasacak? En çok rozeti kim kasacak? En hızlı kim gelişecek? En fazla puanı kim alacak? Veya ittifak savaşında en fazla kili kim alacak? Ya da en az kili kim verecek? Bir sonunda gibi kendi aramızda bu tarzda bir rekabet yapabilirsiniz. Birlikte oynayarak arkadaşlar tek bir alan var. Birlikte oynayabileceğiniz tek bir alan var. O da istila kısmı. O da arkadaşlar İstilalar kısmı. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Onunla ilgili de ufaktan bir göstereyim. Bu arada istilalarla ilgili çok çok ayrıntılı kanalımızda video var. Yani görmek isterseniz YouTube'a Magi TV istila yazmanız veyahut da Magi TV meydan okuyorum yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Burada şöyle bir şey. Mesela arkadaşlarınızdan birini oyuna davet ediyorsunuz. Mesela bakın aşağıda var. Davet et çevirim içi 9 diye yazıyor. Burada arkadaşlar sizin arkadaş listeniz gözüküyor. Arkadaş listenizden ilk olarak yukarıda yanında bu yeşil yuvarlaklar olanlar online olan insanlar. Bunlardan canınız hangisini istiyorsa mesela Uhrevi de Serkan. Bunu tıklıyorum ve arkasına davet ede bastığım zaman davet etmiş oluyorum arkadaşlar. Veya benimle aynı ittifakta olan kimler var mesela şöyle bir bakalım. Emrah'ı mesela davet edebiliyorum. Veya Turgay'ı veya Serhat'ı veya da arkadaşlar Baru'yu ya da hepsini birden tıklıyorum. Mesela bunlar online ya. Herhangi biriyle oynamak istiyorum. İstediğiniz kart tıklayıp davete basın. İlk davetinizi kabul eden vatandaşla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Beraber gidiyorsunuz. İstila macerası 4 tane yol var. Habire karolar geliyor. 2 tane adam biriniz dövüyor. 2 tane adam biriniz dövüyor. Ve finalde bir de boss var. Boss'a giriyorsunuz. Bunlar da arkadaşlar online olmayan arkadaşlık listelerim. Bunlar da İşte o online olmadığı için şu anda davet edemiyorum. Veyahut da tüm online'ları davet etmek istiyorsam şurada yukarıda tümünü seçeneği var. Bunu tıkladığımda arkadaşlar yapabiliyorum. Veyahut da tabi bu arada 3 karakter girebiliyorsunuz. Mesela şuradan random bir 3 tane alayım karakter şimdilik. Bir arkadaşlık listenizde kimse yok. Veyahut da arkadaşlık listenizde olanların online kimse yok. O zaman dikkat edin bakın karakterleri aldıktan sonra sağ aşağıda bir şey çıktı. Bir ortak bul. Bu da rastgele size bir arkadaş buluyor arkadaşlar. Ama bunu çok tavsiye etmiyorum. Mesela şöyle bir şey olmuyor. Yani ya yeni arkadaş edineyim diyeceksin mesela. İşte atıyorum tıkladığında sana illa Türkiye'den birini vermiyor ki genelde yabancı veriliyor arkadaşlar. Genelde yabancı ben bunu yıllar evvelden bıraktım. Yani bu istiladan ortak bul seçeneğini çünkü gelen kişi mesela çok yetenekli olmuyor. Yolda kalıyor ve bir anda çıkıyor abi. Yani yetenekli olunmayabilir aslında. Ama yani yolda giderken yarıda bir anda bırakıyor gidiyor. Çünkü bir yaptırımı yok. Mesela bir istila dövüşünden işte atıyorum yarıda çıktığın zaman işte tamamen atıyorum bir ay boyunca bir daha istilaya giremezsin diye bir ceza yok. Ya da atıyorum mesela senin mesela benim şu anda gireceğim savaş puanı 60 bin. Gözü şurada 60 bin 130 takım düzenlerinin üstünde arkadaşlar. 60 bin 130. Ama bana öyle birine iş mesela ben 3 tane 6 yıldız revüç almışım. Demek ki bayağı gideceğim yani asılacağım buraya. Ama bana öyle bir gundi gönderiyor ki abi eşleşme ortak yani random eşleşme bulduğunda adam 30 bin 35 binle geliyor. Atıyorum işte 6 yıldız R1 ile giriyor. 5 yıldız R4 ile falan giriyor. Böyle bir şey giriyor. Bu sefer de sıkıntı yok. 40 binlik param giriyor mesela. 40 bin sonuçta ya yani 2 tane 5 yıldız yanına bir tane de küçük bir 5 yıldız da yani 2R5 bir küçük de tamamlayabiliyorsunuz. Bak ben girmişim 60 binde. Mesela 8. kesim oynayacağım. Şu sağda dikkat edin arkadaşlar. Orada 41 bin ile 200 bin arasında bir puan. 200 bin diye bir puan yok gerçi de. Ben 60 bin olmuşum. Adam 41 bin, 42 bin olsa gelecek ve küçüklerle girdi mi? Bir insan yarı yolda bıraktığımda pat diye çıkacak. Anlatabildim mi? O yüzden abi
daha ziyadesiyle gerçek arkadaşlarınızla sizin buraya oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu istilayı da iki şekilde oynuyorsunuz. Birincisi dediğim gibi sen sol taraftan arkadaşın sağ taraftaki koridordan gidiyor. Bitiriyorsunuz ve beraber ilerliyorsunuz. Gidebildiğiniz kadar gidip ödülleri topluyorsunuz. Bir diğeri de benim kanalda yaptığım arkadaşlar bir mevzu vardı. İki kişi oynuyoruz. Amacımız yolları bitirmek değil. Çünkü bazı karolar var. İşte mesela sol tarafta iki koridor var. Sağ tarafta iki koridor var ama siz bir koridordan gidebiliyorsunuz. Oradan birbirlerine karo gidiyor. Yani özellikler gidiyor. Normalde zorları alıyoruz ki rakibimiz o kolay geçsin ve ilerleyelim. Ama biz mesela ne yapıyorduk? Kolayları alıp zorları bırakıyoruz mesela kendi aramızda arkadaşlarımızda. Ki arkadaşlarımız yolda kalsın. Kim yolda kalırsa o kaybeder abi. Biz de böyle oynuyoruz arkadaşlar. Gerçi bu yoğunluktan dolayı bu aralar pek yapamasam da yine aklımda var. Meydan okuma serisi demiştik biz ona. YouTube'da dediğim gibi Magi TV meydan okuma diye yazarsanız ya da Magi TV istila diye o videoları da görebilirsiniz. Böyle de bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendi aranızda oynayabilirsiniz. Ki buranın da ödülleri bu arada gerçekten güzeldir. Ödülleri de şöyle ufaktan bir göstermek istiyorum. Mesela 7 ve 8. kademe. Mesela 8. kademenin ödülleri açılmış. Burada 15 oda gidildiğinde arkadaşlarınızla beraber arkadaşlar bolca 6 yıldız alırsınız. Yani şöyle baktığımda 15 çarpı 150'den ne yapıyor? 2250 mi yapıyor? Hemen şöyle küçük bir kağıt cetveli hesabı yapayım. 15 çarpı çok yanlış yer pardon. 15 çarpı 15 yapamadık lan. 15 çarpı 15 2250 parça 6 yıldız alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi yanında gelen 5 yıldızlarda cabası. Benim için 6 yıldız parçaları çok önemli olmadığı için kasmıyorum. 25 odaya kadar çıkabiliyorsunuz. Bolca 5 yıldız alabilirsiniz. Veyahut da 7. kısım oynarsanız da yine burada arkadaşlar bolca 10 oda gittiğinizde 5 yıldız ve istila eserleri parçası da toplayabilirsiniz. Yine aşama ödüllerinden de istila eserlerini topluyorsunuz. Burada şimdi buradan bir çıkalım. Buradan aldığınız ödülleri mesela istila eserlerini arkadaşlar oyun içinde kristal parçalarına çevirebiliyorsunuz. Mağazaya gelip nerede? İstilalar bölümüne geldiğinizde buradan belli bir miktar istila parçası karşılığında kristalleri alabiliyorsunuz. Mesela 3000'e 3 yıldızlar, 9000'e 4 yıldız kristal, işte 27000'e 5 yıldızlı alabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar eğer bunlara ihtiyacım yok diyorsanız işte buradan neymiş? 32.000 parça eser karşılığında bunu yani ortalama her ay 2000 parça 6 yıldız alabiliyorsunuz. 2000 buradan, 2250'den 4450 parça 4400 mü? İşte o kadar da arkadaşlar. 4250 parçayı da 6 yıldızı her ay istiladan toparlayabilirsiniz arkadaşlar. Beraber ancak şimdilik burada oynayabiliyorsunuz. Arkadaşınızla şu anda oynayabileceğiniz alan bu. İleri de oyun içerisinde birbirimizle kapışmalı. Street Fighter, Mortal Kombat tarzında gelir mi bilmiyorum. Zor ama hiçbir şey imkansız değil. Oyuncular çok istiyor bunu. Oyuncular çok istiyor bunu. Ama arkadaşlar şu an için ya şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani arkadaşınızla dövüşebiliyorsunuz ama onu arkadaşınız oynamıyor. Sistemin kendisi oynuyor. Mesela işte geliyorum arkadaşlık sisteme. Kime gelelim mesela? Şuradan bir bakalım abi böyle. İşte şöyle bakalım. Mesela kime geleceğim? Kibelets'e geldim arkadaşlar. Burada düello seçeneği var. Düello yapıyorsun. En yüksek karakterine karşı. Mesela her karakter seçemiyorsun. Arkadaşının profildeki en yüksek prestije sahip karakterle kapışabiliyorsun. Mesela Doktor Doom'la kapışacağım. İşte atıyorum. Kafanıza göre bir şey seçiyorsunuz. İstersen sen de en güçlüsünü seçebilirsin. Veya güçsüz bir şey değil. Bir tane göstereyim mesela şöyle. 4 yıldız bilim alalım. Doktor Doom'a karşı kapışacaksın. Alev adam olsun. Mesela alev adam güzel bir counter'dır. Counter. Şimdi ben bu arkadaşımla oynuyorum. Ama şu anda arkadaşımın kendisi oynamıyor arkadaşlar. Sistem kendisi oynatıyor arkadaşımın karakterini. Bu şekilde de oynayabilirsiniz. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sen arkadaşının işte bu en yüksek prestijli karakterine küçük bir karakterine girersin. Meydan okursun. O da seninkine meydan okur. Aranızda böyle bir rekabet de yapabilirsiniz. Tabi Doom'da
ufacık hatayı affetmişsindir. Mesela nasıl bir şey yaparsınız? Şöyle bir şey rekabet yapabilirsiniz. Bir tane daha siper atayım. Küçük karakterlerle gireceksiniz. Tabii aranızda böyle tatlı bir rekabet, tatlı ponçik bir rekabet yapabilirsiniz. Küçük karakterler, mesela 2 yıldızlarla, 3 yıldızlarla. Yani bu şekilde zorlayabilirsiniz. Tabii ben şimdi rezil olmayalım diye 4 yıldızla girdim. Şimdi 2 yıldızla girelim falan. Siperimi bloğuma vura vura öldürür. Ayıp olmasın diye şey yaptım. Bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar, arkadaşınızla beraber oynama şeklimiz henüz oyunda mevcut değil. İnşallah faydalı olmuştur. Soru soran arkadaşlarınıza cevap vermiş olmuşuzdur. Kafanıza takılan ciddi sorular varsa bana arkadaşlar yazabilirsiniz Skype adresimden magitv.mucoc. Benden sorduğunuz bu tarz sorulara direkt cevap beklemeyin. Direkt cevap yazmıyorum arkadaşlar. Bu arada tavsiye falan da vermiyorum. Yani hangisini R5 atayım, hangisini bilmem atayım diye direkt size cevap vermiyorum. Çünkü onlara yetişemem arkadaşlar. Ama böyle elle tutulur sorulara video çekiyorum ki sizin nezdinizde, sizin nezdinizde diğer arkadaşlara da cevap vermiş olalım. Hemen hemen her akşam da canlı yayınımız var. Canlı yayına da gelip orada da sorarsanız orada birebir cevap vermeye çalışıyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Olmasa da beden butonuna basın kardeşim. Bir saattir çene patladı. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.